Malumunuz. Memur Sen'den yeni orta öğretime geçiş sistemi değerlendirmesi. Eğitim Bir Sen, Kütahya Birnoğlu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Zahit Behdi yaptığı açıklamada 5 Kasım 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni orta öğretime geçiş sistemi açıklandı. Yapılan açıklamalara göre öğrencilerin yaklaşık %8-10'unun merkezi sınavla öğrenci kabul edilen liselere, geriye kalanların ise sınava tabi tutulmadan adreslerine dayalı olacak şekilde belirlenecek liselere yerleştirilecektir. Sınavsız yerleştirme sürecinde ikametgaha göre eğitim bölgeleri belirlenecek. Öğrenciler bu eğitim bölgeleri içinde 5 okul tercih edecekler ve bu tercihleri doğrultusunda bir okula yerleştirilecekler. Her bir okulun belirli bir kapasitesi tanımlanacak ve okulların kapasitesi aşıldığı takdirde ortaokul başarısı dikkate alınarak bu eğitim bölgeleri içerisinde yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir. Merkezi sınavla öğrenci alacak okullar Mayıs ayı içerisinde ilan edilecek. Sınav sözel ve sayısal olarak iki alana ayrışacak ve toplam 60 sorudan oluşacaktır. Haziran ayının ilk haftasında yapılacak sınavın süresi 90 dakika olacak. Sınavın içeriği 6. 7. ve 8. sınıf ders müfredatıyla uyumlu olacaktır dedi. Tüm öğrencileri merkezi olarak sınava sokan ve yerleştiren bir geçiş sistemi yerine bu yeni sistemde öğrencilerin sadece bir kısmının sınavla yerleştirilecek olması ve sınavın isteğe bağlı olması, sınav stresini azaltması yönüyle olumludur. İkinci olarak puan üstünlüğüne göre tüm okulların sıralanması, okullar arasındaki eşitsizliği ve hiyerarşiyi arttırmakta ve özellikle düşük puanlı okullara ve öğrencilere yönelik olumsuz tutumlara ve etiketlemelere neden olmaktaydı. Yeni sistemde sınavla öğrenci alacak okullar hariç, okulların çoğunluğunun bir taban puanı olmayacağından bu okullar arasındaki başarı sıralaması ortadan kalkacaktır. Okullar öğrenci başarısına göre daha heterojen bir şekilde oluşacaktır. Bu ise okullar arasındaki katı hiyerarşi ve başarı farkını azaltacaktır. Ayrıca bazı okullar ve öğrenciler doğrudan başarısız olarak etiketlenmekten kurtulacaktır diyen Eğitim Bir Sen Kütahya Birnoğlu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Zahit Behdi, bu gelişmelere rağmen açıklanan ve yeni sistemde geliştirilmesi gereken bazı hususlar vardır. Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların belirlenmesinde özellikle nüfus ve kentin büyüklüğü gibi nesnel kriterler mutlaka dikkate alınmalıdır. Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine ek olarak bazı Anadolu liseleri, mesleki liseleri ve imam hatip liseleri de merkezi sınavla öğrenci almalıdır dedi. 5 Kasım 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni orta öğretime geçiş sistemi açıklanmıştır. Yapılan açıklamalara göre öğrencilerin yaklaşık %8-10'unun merkezi sınavla öğrenci kabul edilen liselere, geriye kalanların ise tabi tutulmadan sınava adresine dayalı olacak şekilde belirlenecek liselere yerleştirilmesi öngörülmektedir. Sınavsız yerleştirme sürecinde ikametgaha göre eğitim bölgeleri belirlenecek. Öğrenciler bu eğitim bölgeleri içinde 5 okul tercih edecekler ve bu tercihleri doğrultusunda bir okula yerleştirileceklerdir. Her bir okulun belirli bir kapasitesi tanımlanacak ve okulların kapasitesi aşıldığı takdirde ortaokul başarısı dikkate alınarak bu eğitim bölgeleri içerisinde yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir. Merkezi sınavla öğrenci alacak okullar Mayıs ayı içerisinde ilan edilecek olup, sınav sözel ve sayısal olarak iki alana ayrışacak ve toplam 60 sorudan oluşacaktır. Haziran ayının ilk haftasında yapılacak olan sınavın süresi ise 90 dakikadır. Sınavın içeriği 6, 7 ve 8. sınıf ders müfredatıyla uyumlu olacaktır. Tüm öğrencileri merkezi olarak sınava sokan ve yerleştiren bir geçiş sistemi yerine bu yeni sistemde öğrencilerin sadece bir kısmının sınavla yerleştirilecek olması ve sınavın isteğe bağlı olması sınav stresi azaltması yönüyle olumludur. İkinci olarak puan üstünlüğüne göre tüm okulların sıralanması okullar arasındaki eşitsizliği ve hiyerarşiyi artırmakta ve özellikle düşük puanlı okullara ve öğrencilere yönelik olumsuz tutumlara ve etkilenmelere neden olmaktaydı. Yeni sistemde sınavla öğrenci alacak okullar hariç, okulların çoğunluğunun bir tabanı olmayacağından bu okullar arasındaki başarı sıralaması da ortadan kalkacaktır. Okullar öğrenci başarısına göre daha heterojen bir şekilde oluşacaktır. Bu ise okullar arasındaki katı hiyerarşiyi ve başarı farkını da azaltacaktır. Ayrıca bazı okullar ve öğrenciler doğrudan başarısız olarak etkilenmekten kurtulacaktır. Bütün bu gelişmelere rağmen
Biz Eğitim Bir Sen olarak açıklanan yeni sistemde geliştirmesi gereken bazı hususlar olduğunu da düşünmekteyiz. Bunlar, merkezi sınavla öğrenci alacak okulların belirlenmesinde özellikle nüfus ve kentin büyüklüğü gibi nesnel kriterler mutlaka dikkate alınmalıdır. Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine ek olarak bazı Anadolu liseleri, meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri de merkezi sınavla öğrenci almalıdır. Merkezi sınav için öngörülen 60 sorunun kapsam geçerliliği düşük olacağından soru sayısı mutlaka artırılmalıdır. Sınavın 6 ve 7. sınıfların konuları da kapsaması halen 8. sınıfta bulunan öğrencileri okul dışı kaynaklara yönlendirme riski taşıdığında dolayısıyla merkezi sınavın kapsamı sadece 8. sınıf konularıyla sınırlandırmalıdır. Bir başka husus, sınavsız yerleşecek öğrencileri yerleştirmede katı bir merkezi yerleştirme anlayışı yerine daha esnek bir yaklaşım benimsenmelidir. Orta öğretime yerleşme ile ilgili iş ve işlemler merkezi olarak bakanlık tarafından değil, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülmelidir. Böylece öğrenci ve ailelerin tercih ettiği okul türüne göre ikametlerine en yakın okula yerleştirmeleri için yerel imkanların da maksimize edilmesi amaçlanmalıdır. Zira hangi mühitte, hangi okul türüne ne kadar talep olduğu önceden bilinmediği için yaz başında netleştirecek talepler doğrultusunda ve demokratik eğitim anlayışı çerçevesinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri söz konusu taleplere uygun bir arz oluşturmalıdır. Aksi takdirde mevcut arz ile talep arasında büyük bir makas açığı söz konusu olabilir. Sınavsız yerleştirme işlemi yapacak okullara katı bir kontenjan kapasite sınırlaması da konulmamalıdır. Aksi halde öğrencinin evinin yakınında okula yerleşmeme ihtimali söz konusu olacaktır. Bundan dolayı öğrencinin evinin en yakınındaki tercih ettiği okul türüne adrese dayalı olarak yerleşmesi esas olmalıdır. Adrese dayalı yeni sistemin bir boyutu da il ve ilçelerdeki okul kapasitelerinin ne kadar yeterli olduğunu ortaya koyacak olmasıdır. Bugüne kadar yapılan yatırımların ne kadar isabetli ya da ne kadar çarpık yapıldığının ortaya çıkacak olması, öğrenci yoğunluğunun çok, okullaşmanın az olduğu yerlerde ikili eğitime geçme zorunluluğu veya okullaşmanın çok, öğrenci yoğunluğunun da az olduğu yerlerde ise bazı okulların atıl olduğu durumlar söz konusu olacaktır. İl ve ilçelerdeki okul yatırımlarının bundan sonra öğrenci yoğunluğuna göre planlanması sistemin uzun vadede işleyişi açısından son derece önemlidir. Son olarak merkezi sınavla öğrenci alacak okullar için nitelikli okul yerine seçici okul tanımlanması yapılmalıdır.